Vücutta antikor sisteminden bahsedecektim. Bu çok özel bir sistem. Gerçekten vücudumuzdaki bu savunma sistemini daha önce birçok kere anlattım. Bu sistemin içinde yer alan önemli konulardan bir tanesi de B hücrelerinin antikorları farklı bilgiler vererek vücuda gelen yabancı maddelere, düşmanlara karşı onlara ders vermeleri. Fakat şimdi şöyle düşünebiliriz. Vücuda milyonlarca farklı zararlı düşman gelebilir. Antijenlere karşı verilmesi gereken mücadelede her türlü bilgiye sahip olması gerekiyor antikorların. Antikorların da antikorlar protein yapılı silahlar olarak düşünebiliriz. Vücutta mücadele ediyorlar gelen düşmanlara karşı. Fakat gelen düşmanların hepsine karşı ve her birine karşı ayrı bir yöntem uygulamaları gerekiyor. Gelen ilk düşmanı hemen tespit ettikten sonra antikorlar antijene bağlanıyorlar ve onu etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bu sırada tabii ki vücudun tüm savunma sistemi devreye giriyor. Aralarında şöyle de düşünebiliriz, antikor ve antijen arasında bir anahtar kilit uyumu var. Ve bu anahtar kilit uyumunun çok mükemmel bir şekilde işlemesi gerekiyor. Her biri ne zaman hangisinin antijen olduğunu tespit edebiliyor. Bir kere yanlış farklı bir hücreye ya da farklı bir şeye bağlanmıyor. Gelenin düşman olduğunu tespit ediyor, onun zararlı bir, vücuda zararlı biri olduğunu tespit ediyor. Hemen ona karşı saldırıda bulunuyor ve antikorlar hemen ona saldırıyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir mucize. Gelen milyonlarca düşmana karşı B hücreleri onları her türlü her türlü bilgiyi verip vücutta mükemmel bir savunma sistemi yerleştiriyorlar maşallah. Allah ayetinde şöyle bir duruyor. En'am suresi 101. ayette şeytandan Allah'a sığınıyorum. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilendir diye Allah ayetinde bildiriyor. Vücutta üretilen antikorların tamamı Allah'ın ilhamıyla ve Allah'ın kontrolüyle ilerliyor. Dünyada bulunan tüm insanların vücutlarında bu sistem var. Dünyada bulunan, bugüne kadar yaşamış ve bundan sonra yaşayacak tüm insanların vücutlarında oluşacak tüm düşmanlara karşı, antijenlere karşı antikor üretilen B hücreleri var. Bu sistem kusursuz olarak işliyor. Her biri Allah'ın kontrolünde an an yaratılıyor maşallah.